Merhaba Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Batman Superman'e karşı Adaletin Şafağı adlı filmin ağır çekimde izlerken ortaya çıkan detaylarından bahsedeceğim. Bu detaylar muhtemelen filmin akış hızında izlendiğinde gözden kaçan ama önemli olabilecek detaylar. Hadi başlayalım. Flash burada güvenlik kamerasına elinde süt şişesiyle yakalanıyor. Daha sonra mağazaya giren haydutu etkisiz hale getirirken şişeyi arkada bırakıyor ve şişe düşmeden tekrar yerine geliyor. Dikkatli baktığımız zaman şişenin 1-2 santim aşağıya düşmeye başladığını ve o arada Flash'ın tekrar gelip onu yakaladığını görebiliyoruz. Bu makinenin adı filmde Dünya Motoru olarak geçiyor. Peki bu makinenin çalışırken nasıl ses çıkardığını hatırlıyor musunuz? Peki bu sesin Bruce Wayne'in kabuslarında duyduğu ses ve aynı olduğunu fark ettiniz mi? Kriptonit'in insanlara bir zararının olmadığını zaten biliyoruz. Fakat filmi tekrar izlediğimde bir Kriptonyalının yanına yaklaştırıldığında taşın parlamaya başladığını fark ettim. Batman, Martha'yı kurtarmaya gittiğinde kafasına çok defa ateş ediliyor. Ve bu saldırı sırasında kostümüne isabet eden mermilerin efekti Iron Man filmindeki mermi efektleriyle birebir uyuyor. Batman'le Superman'in bu savaş sahnesinde Batman, Superman için hazırlamış olduğu ses dalgalarından oluşan bombayı ateşlediğinde dalgalar Superman'e vururken fizik kuralları çok güzel takip edilmiş. Burada dikkatli bakıldığında dalgaların etkisinden dolayı yerde kuru bir bölgenin oluştuğu görülebiliyor. Bu sahnede ise Batman, Superman için birkaç sis bombası ateşliyor. Bu sis bombalarını hazırlarken üzerindeki yazıya baktığımızda P ve B yazısı var. P ve B yazısı periyodik cetvelde kurşun anlamına geliyor. Ve biz de şunu biliyoruz ki Superman'in arkasını göremediği tek şey kurşun. Yine bu ikilinin başka bir savaş sahnesinde Batman, Superman'in yumruklarına karşılık veriyor. Aslında bunu filmi ilk izlediğimizde normal filmin akışı gibi görebiliriz. Fakat ağır çekimde baktığımız zaman Batman'in Superman'in bir önceki filmi olan Superman Çelik Adam filminde Superman'in Zod'la yapmış olduğu dövüş sahnelerini inceleyip ona göre kendini hazırladığını görebiliriz. Flash'ın elindeki zamanlayıcıyı tam 1 saate ayarladığında gerçekten filmin bitmesine de tam olarak 1 saat kaldığını biliyor muydunuz? Luther bu sahnede kendisini kötülükler yapan babasından korumadığı için Tanrı'ya serzenişte bulunmaktadır. Sonraki sahnede ise Doomsday Luther'a saldırmaya yeltendiğinde Superman Luther'ı koruyor. Bu da dolaylı yoldan Tanrı'nın aslında Luther'ı kendi öfkesinden koruduğunun anlamını taşıyor. Bu sahnede Superman'in birçok insan tarafından ölü insanlar gününde çevrelendiğini görüyoruz. Bir önceki film olan Superman Çelik Adam'da Superman bu sahnenin tam olarak canlandırmasını rüyasında görmüştü. Superman öldüğünde klasik Mesih betimlemesinin tam olarak bu sahnede arkadaki 3 telefon direğinin haç işareti gibi gösterilmesiyle yapıldığını görebiliriz. Zod Doomsday'a dönüşürken yüzündeki yara izi aynı şekilde yerini koruyor. Clark Kent yöneticisi Perry White'ı Batman'le ilgili haber yapmaya ikna etmeye çalışırken Perry White onu engelliyor ve ona 1938 yılında olsaydın bu güzel bir haber olabilirdi diyor. Fakat buradaki 1938 yılının bir önemi var. Superman'in dünyada ilk yayınlandığı tarih 1938 yılı. Bu savaş sahnesinin başında Batman ve Superman göz göze aynı hizadalar. Fakat daha sonra Kriptonit'in etkisiyle Superman daha küçük gösterilmiş. Ya bu yönetmenin Batman'i daha kuvvetli göstermek amacıyla yaptığı bir şey ya da Kriptonit'in etkisiyle bilinçli bir şekilde hikaye bu şekilde yönlendirilmiş. Bu sahnede duvarda Superman'in araba kaldırdığı bir çizim var. Bu çizime dikkatli baktığımızda Superman, Çelik Adam çizgi romanının kapak fotoğrafıyla birebir uyuşuyor. Burada Superman'in ses hızını aşarak uçması çok güzel anlatılmış. Superman uçmaya başladığı anda ses hızını açtığındaki ses efekti
ve ses bombası işte tam burada çok net bir şekilde belli olur. Film boyunca Bruce Wayne açık arazide fakat yol izi belli olmayan yerlerde yürüyor. Bu noktalarda Bruce Wayne'in bir amacı ve netleşmiş bir fikri yok. Fakat filmin sonunda Bruce Wayne yine bir arazide, bu sefer yolu belli olan bir arazide yürüyor. Çünkü filmin sonunda artık Bruce Wayne'in kafası net ve amacı kesin. Luther, Bellerive hapishanesinde tutuluyor. Bu hapishane Suicide Squad yani Gerçek Kötüler filmindeki kötülerin tutulduğu hapishane ile aynı yer. Prisoner AC 23-1940. The warden wants to speak to you, so stand. Luther'a bu hapishanede AC-23-1940 kodu veriliyor. Bu kodun bir önemi var. Çünkü 23 Nisan 1940'da Action Comics tarafından Lex Luthor ilk defa yayınlanıyor. Batman kabuslarından birinde N-1911 kodlu 8 mermi kapasiteli silah kullanıyor ve tam olarak 8 el ateş ettikten sonra düşmanına bu silahı fırlatıyor. Doomsday Batman'e saldırdığında Batman oradan çabucak uzaklaşıyor ve bir anda Batman Returns filmindeki ikonik görüntüsüyle poz veriyor. Wayne ailesinin sinemadan çıktığı bu sahnede arkada Excalibur bu çarşamba günü sinemalarda reklamı görünüyor. Buna baktığımızda aslında Excalibur filmiyle Superman filminin son sahneleri birbirine çok benziyor. İki iyi adam da kötüleri öldürmek için kendilerini mızraklara saplıyor. Bu sahnede uçaklar değerli insanlar için yapılan hayali selamlama şeklinde işte burada görüldüğü gibi Süpermen'i selamlıyor. Bu selamlama şekli değerli ölmüş kişilerin ölümlerini onurlandırmak amacıyla yapılan bir seremoni. Süpermen'in cenazesinden bir gün sonraki gazeteleri Barry White kontrol ederken gazetenin arkasına göz attığımızda şöyle bir yazıyla karşılaşıyoruz. Batman ve Süpermen sona doğru arkadaş olurlar. Filmin hem ilk hem de son sahnesi cenazeden oluşmaktadır. Filmi ağır çekimde izlerken fark ettiğim bazı detayları sizlerle paylaştım. Umarım bu detaylardan bazıları sizin de şimdiye kadar fark etmemiş olduğunuz detaylardır. Bu gibi başka filmleri de detaylı bir şekilde incelememi istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bunu yapmaktan kesinlikle çok büyük keyif alıyorum. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.